İşte sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi 3 kişilik bir kadrajda bendeniz Erdem Uygan sizlerle birlikteyim. Nasılsınız? Evet, Erdem amcanızın kadrajı tek başına maalesef kapatması sebebiyle bugünkü videomuz daha başlamadan sona eriyor. Hepinize iyi günler. Hoşça kalın. Şimdi tabii ki bu kadarcık kadrajı 3 kişi sayabiliyoruz. Neden? Uzaya göndereceğimiz mekiğimizi de böyle planlıyoruz. Ama biz Mars'a doğru giderken aynen bu şekilde kamerayı koyacağız. Giderken sizle hem sohbet edip hem gideriz diye düşünüyoruz. Evet, zira uzay gemilerindeki rahatsız ortamdan biraz rahatsızız sevgili izleyiciler. Ortamın rahatsız olması bizi rahatsız ediyor. Dolayısıyla biraz daha böyle rahatımıza bakabileceğimiz, 3 kişi ha ha hi hi yapabileceğimiz ilk uzay gemisiyle uzaya gitmeyi planlıyoruz. Ve işte o günkü kadromuzda olacak bir konuğumuz var. Sevgili Ayşegül Tümer bizlerle. Hocam şimdi bu pindiğimiz zaman direkt kumanda sizde oluyor değil mi? Ben Peki tutuyorum. uzaylı falan görürsek ben haber ediyorum. Yandan Ben meteor. sağ tarafa Sizde de bakıyorum. uzaktan kumandalar olacak. Siz de şey yapabileceksiniz hani. Ne? Şeyi mi Tekrar burada bir değiştireceğim? Dizi, şu uzaylı diziyi başka gördüm. diziye bakalım falan gibisinden. Şurada da normal televizyonumuz olacak. Aslında en güzel o çünkü uzaya gittiğin zaman kapkaranlık bir şey orada görecek bir şey yok. Yani dur şuradaki manzaraya falan bakayım diyemiyorsun. O yüzden bir ekranda bir şeyler oynarız diye Maraton düşünüyorum. dizi seyretme yaparız. Yani 15 bölüm birden seyredir. Çünkü ne kadar sürer Mars'a gitmek? Yani birkaç ay sürer. Bu Normal. çokmuş. Sizin spaceship'le daha hızlı olabilir. Evet, tamamen Daha masif hızlı. ahşap spaceship'imizi Normal uzay yaptığımızı aracıyla. zaten daha önceden sizlere bir videomuzda söylemiştik ama hangi video olduğunu söylemem. Adı da vardı. Neydi adı Cenkcik? Onu hiç hatırlamam. Ben de hatırlamıyorum ama hatırlayan sevgili izleyicilerimiz olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi dersimiz astrofizik, yani aslında uzay bilimleri olarak çok genelleyebiliriz. Yani astrofizisist ortada. Ben astrobiyolojist olarak, yani herhangi bir böyle biyolojik bir şey bulursam, aha uzaylı diyerekten hemen uzaylı uzaylı falan diye bağıracağım Aslında hemen. sana gastrofizisist de diyebiliriz. Yani hani uzayda ne yenir? Uzay Ne gurmesi. yakmaz? Uzay gurmesi. Uzay mekiği gurmesi. Evet. Evet, şimdi birazcık hocamızı tanıyalım mı Cenkçiyim? Yok ya, direkt uzaya gidelim, Mars'a Beni gidelim. tanıyorsunuz zaten. Nereden tanıyoruz hocam? Biz konuşmuştuk yani şey. Hayır, izleyicilerimiz tanıyorlar mı? Nereden tanıyabilirler? Ben bir astrofizikçiyim. Doktora sonrası çalışmalarımı tamamladım. Akademik ilerliyorum. Şimdi bir süreçteyim. Hoca olmak üzere akademide devam edeceğim. X ışını astronomisi üzerine çalışıyorum. Röntgen. Röntgencilik. Yani uzayda röntgen, Röntgencilik. röntleme dediğimiz. Nasıl oluyor? Ya? Evet. Uzaya uyduyu gönderiyoruz. Neden uzaya gönderiyoruz? Buraya kadar röntgen ışını gelmiyor diye mi? Gelmiyor. Yani X ışınları atmosferde soğurulduğu için buradan göremiyoruz. Bu iyi bir şey. Yoksa zaten hayat olmazdı. Peki X ışınlarını uzayda Zarardalar. bize kim gönderiyor? Biri röntgen çekme, röntgenimizi mi çekmeye Röntgen ya çalışıyor? şeye diyor ki Mars'a diyor ki biraz da şöyle dur. Kolunu tam uzat diyor. Kırık çıkık var mı ona bakıyor orada. Bunların hepsi görülüyor. Evet, X ışınında galaksi kümeleri çalışıyorum. Galaksi kümeleri de bizim Samanyolumuz gibi işte yüzlerce, binlerce galaksinin bir arada olduğu çok evrenin en büyük cisimleri. Onların uydulardan gelen verilerini analiz edip teoride onların gösterdiği veri neye benziyor diyerek orada ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Çünkü yeryüzüne Şimdiye kadar yapabileceğimiz anladığınız yerlerin kadarıyla orada ne var? Yani orada orada ne olduğunu anladığınız bir galaksi oldu mu ya da onu söyleyeyim. var ama bu sürekli mesela yenilenen bir şey. Mesela astrofizik kitabı çok yoktur çünkü çok hızlı Değişiyor. yeniliğini değişirler. Tabii ki güzel temeller var ama bu galaksileri yeni uydu gönderdiğiniz zaman, yeni bir teleskop yaptığınız zaman sürekli bildiğiniz şeyler yenilenir. Çünkü daha ayrıntılı görebilirsiniz. Bugüne kadar bildiğimiz her şey yanlışmış dediğiniz şeyler de oluyor mu? Oluyor mesela evrenin yeşiliyle ilgili şu anda Gitti 5 yıl falan. Abi biz yaşlanmışız, ortada bir şey yok ki. Yani şu an videoyu 640'a 480 çektikten sonra bir daha aynı videoyu 4K çekersek fark görecek miyiz? Kesinlikle görebiliyorsunuz. Çünkü oradan gelen ışığın aslında teorik farklı bir modele uymasıyla orada bir de sıcak bir gaz varmış. Sadece galaksiler yokmuş diyorsunuz. Bunlar o yüzden aslında uydulara çok yüksek miktarda paralar aktarılıyor. Bütün bunları bu bahsettiğimiz şeylerin, gezegenlerin dibine gidemediğimiz için mecburen yapıyoruz. Evet. Yani bir sürü çalışma yapılıyor. Sonuçta gazmış falan çıkıyor. Çoğu Fos gaz. çıktı. Evet, zaten. çoğu gaz. Fos çıktı adlı deyimimiz de buradan gelmektedir. Fos çık.
Bunlar ne hocam? Burada işte birkaç tane evrenin ne kadar büyük olduğunu işte uzaydan çektiğim fotoğraflarla. Böyle bunları size, kim çekti? Bunları NASA yani. Çekti. NASA'nın Hubble teleskobu zamanında çekti. NASA renkli çekebiliyor mu? Renkli çekebiliyor. Aslında doğru. Mesela bazıları gerçek renk, gördüğünüz renklerde. Ama bazıları bizim gözümüzde farkları anlayabilmeniz için false color deniyor. Yanlış renklendirme. Bence bu direkt Discord'un yaptığı bir nar. Bunu şey, ben de yaparım bu arada. Nar AI'yı. Mesela o X ışınında bir renk yok. Biz onu renklendiriyoruz. İşte sarı daha çok enerji gösteriyor olsun. Maviler de az peki enerji. Peki nasıl aranızda mı karar? Ya sarı mı olsun? Yok ya yeşil yap falan gibi değil herhalde. Aslında o biraz şeye de bağlı. Araştırmacıya da bağlı. Siz o gelen sinyalin en iyi nasıl anlaşılabileceğini düşünüyorsanız ona göre bir skala belirliyorsunuz. Ondan sonra makalenizde diyorsunuz ki burada kırmızı en yüksek enerji ya da en yüksek yoğunluk. Ha, gibi. O zaman yani bizim o NASA'nın sitesinde falan gördüğümüz işte uzayda şöyle bir şey bulundu falan dediğimiz şeylerin renkleri tamamen o adamın keyfiyle alakalı olabilir, bir şey. Evet. Eğer sıcaktan soğuğa ise... doğru değil mi? Kırmızıdan maviye en soğuk frekans falan gibisinden mi söylüyorlar? Frekans aslında mavi sıcaktır. Ne? Ya gördün mü? O yüzden daima suyu ters çeviriyorsun. Evet. İyi anlamışsınız. Bunlar bizim gezegenlerimizden şeyli olanları. Gazlı ve de kaya parçacıklı olanları. Bizim gezegenlerimizden derken? Pardon bizim gezegenlerimizden. Bizim çocuklar yani. Bizim çocuklar. Bildiğiniz Neptün. Samanyollarımız. Uranüs, Satürn, Samanyolu'nda. İşte bunların skalasından biraz bahsetmek istedim aslında. Biz mesela gezegenler, işte orada hayat var mı diye çok gezegenler üzerine çalışmalar yapıyoruz. Ama evren tahayyül edemeyeceğimiz kadar büyük bir yer. Ve de bunu mesela şurada bir nebula var. Nebula demeyeceğim dedim. Nebula. Bu yıldız. Evet. Yıldızların ölmeden önceki halleri. Mesela şuradan şuraya gitmek için bir ışık bir sene harcıyor. 300 bin kilometre bölü saniyeyle giderseniz bir senenizi alıyor. Ondan sonra bir de galaksi kümelerimiz var. Bu nebulalar burada görünmüyor bile. Mesela galaksiler var, yıldızlar var. Galaksi kümeleri de galaksilerin kümelendiği yerler. Hatta şurada belki... Birçok galaksinin bir arada olması evet. diyoruz. Şunlar mesela şu ışıklar galaksi kümesi mi? Burada işte yani optik alanı her şey şu gördüğünüz galaksi kümesinin bir kısmı. Şurada mesela şeyler görüyorsunuz. Yay gibi çizgiler görüyorsunuz. Onlar galaksi kümesinin çok çok gerisinde olan, bize göre daha uzakta olan galaksilerin galaksi kümesinin işte karanlık madde potansiyelinde eğrilip bize ulaşmasından kaynaklanıyor. Bunlar gerçek. Ama bu optik görüntüsü mesela. Ondan sonra yeni görüntüler. Yani yeni derken tabii bunu da yükselseniz. Dün geldi. Taze geldi. Burada mesela optikte bizim görebildiğimiz ışık tayfında baktığımız biraz şey mi oldu? Sıkıcı mı oldu? Yok. Tamam. Cenk'in ne kadar eğlendiğini görebiliyorum. Galaksiler var. Ama bir baktık ki X ışın uyduları attıktan sonra bunların arası boş zannediyorduk. 10 milyon derece çok yüksek sıcaklıkta bir gaz var. Boş gaz değil. Boş değil. Uzayda boşluk yok mu yani? Öyle bizim eskiden öğrendiğimiz şey yanlış mı? Uzay boşluğu. Evet, uzay boşluğu, uzayda boşluk yok gibi bir şey. Aslında bu galaksi kümeleri de böyle birden yırtılmış bir çarşaf gibi düşünün. Arada böyle sicimlerin kaldığı, o sicimlerin üzerinde de evrenden bahsediyorum. Maddenin yoğunlaştığı. Hani böyle parça parça da boşluklar olur ya. Hmm. Oraları da void deniyor, boşluk deniyor. Ama orada aslında çok az yoğunluk var. Yoksa hiçbir şey yok değil. Büyük bir yatak odası diyebiliriz yani. Çarşaf yırtılmış. Evet. Peki şimdi bu sevgili uzaya giden dostlarımız orada. Yani mesela uzayda hayat yok, bulunamadı falan diyorlar. Gerçekten... Bunlar spekülasyon mu yoksa var da bize söylemiyorlar şeklindeki olgu mu spekülasyon? Ya da bazı uzaylılar dur şunlara şimdi şöyle bir şey bul. Bak çekiyor şimdi dur bak ne yapacağım falan diyor olabilir. Evet ya bizi kandırıyor olabilir. X ışınında uzaylılar gönderiyor olamaz mı mesela? Olabilir. Hatta bazen yani baktın olabilir demedim. Geri alıyorum. Öyle bir şey olabilir bilimde olabilir yoktur. Olabilir mi?
Aslında bu gördüğümüz şeyleri ben mesela analiz falan yaparken bazen bana gerçekçiymiş gibi gelmiyor. Yani tabii ki gerçekçi ama bize gelen şeyler aslında bu dedektörlerin üzerine düşen çarpan foton, ışık parçacıkları 3, 5, 7 falan gibi geliyor. Birileri bunu yapıyor mu acaba diye düşündüğüm çok minik anlar oluyor. Çünkü inanılmaz tahayyül edilemeyecek kadar büyük ve hareketli bir ortam. Biri bizimle oyun oynuyor mu diye bir his geliyor yani. Uydu gönderdik falan işte birkaç milyar dolar sonra oraya 3-5 bir şeyler yazın. Ama onlar çok kısa. Oraya ben bir gideceğim ki bak o zaman ne oluyor falan hissiyatı geliyordur bana gelir. Evet. Bir de bizim yıllardır söylediğimiz yani uzayda orada gidip yaşamakla ya da orada nefes alıyor olmakla orada hayat var diyemeyiz. Yani orada ne bir sinema ne bir tiyatro bir müzik ya. Eğlence konser bunlar yok. Olmadıktan sonra orada hayat var denebilir mi diye bir tezimiz vardır Cenk'le. Bir başka tezimiz de şudur ki neden bizim gezegenler kendi etraflarında da dönüyorlar? Çünkü orada güneş var, soba böyle dursa bir tek bu tarafı ısınacak. Dönüyor ki sırtı falan da ısınsın şeklinde bir tezimiz de hala geçerliliğini koruyor diye. Evet. O tam açıklanamamış bir şey aslında. Böyle açısal momentumdan işte bu İşte biz açıkladık. Siz açıkladınız. Pluto yoksa biraz ya kayıyor. Hangi gezegen dönmek ister? Ha Pluto hala gezegen. Bir ara çıkardılar, değil tekrar deniyor. Aldılar. Değil deniyor. Şu an hala değil mi diyorlar zavallı Pluto? Sence yani senin kanaatin nedir? Bence gerek yok yani o kadar öğrendik kalsaydı. Ya da bence hani yörüngesinden hafif sapanı gezegenlikten çıkaracaksın. Bak bir daha öbürküler yörüngeden çıkıyormuş. Evet yani bu Plüton'u muhtemelen diğer gezegenlere örnek olsun diye çıkardılar. Bak sizi de çıkartırız ha evet. Diyerekten. Aynen şuraya da koymuşlar mesela Plüton'un daha eğik bir ekseni var. O yüzden ama bilmiyorum bence büyük bir şey. Sonuçta güneşimizin etrafında dönmüyor mu kendisi? Dönüyor. Max Verstappen gibi şey aldı. Büyük cezalar aldı. Olacak iş değil. Yarın öbür gün. Bu arada kampanyamızı başlatalım. Plüton'u tekrar güneş sisteminin bir gezegeni olarak ilan etmelerini temenni edelim evet, sevgili izleyiciler. Hatta Plüton dünyanın kardeş gezegeni olsun. Dünyamızda ya yani ona kardeş dünya diyelim. İkinci dünya. Dünyaya da ikinci Plüton diyebiliriz. Evet. Evet başka bunlar ne olacak? Öğrenci değişim programları Plüto'yla yapabiliriz. Bunlar size minik hediyelerim. Açmayayım tabii. Hangisi benim? İkisi de aynı mı? Benimki daha güzel olsun. Birazcık değişiklik var şansınıza neyse. Çok teşekkür ederiz. Yani niye zahmet ettiniz? Bir adet çıkartma görüyorum. Bu çıkartmalar Krizim. Son gönderdiğimiz işte NASA ile Japon Uzay Ajansı'nın gönderdiği Krizim uydusunun çıkartması. Bu benim başka. Krizim diye mi okunuyor? Zrizm diye mi okunuyor? X-Rizm. Hala tartışıyoruz. Ha çünkü mesela benim adımın başına X koyarsak Zenk diye okunur ya. Zenk. Koymadığımız halde bile öyle okunabiliyor. New Star. Ben bu siteyi biliyorum. Nedir bu? O da başka bir NASA uydusu. Bu senin bildiğin site değil Cenk'cim. Ha başka isim benzerli. Bunları işte mesela birçok uydu görevinin stickerları oluyor. Herkes bunları araştırmacılar laptoplarına koyuyorlar ki herkesin safı belli olsun ben bunları kullanıyorum. Bu da Chandra uydumuzun bir kitap ayracı. 25. yılını kutluyoruz bu sene. NASA bütçesini kesti. Bir sene daha gidecek ama. Chandra uydumuz mu var? Ne işe yarıyor bu Chandra uydumuz? Bu da işte gösterdiğim X ışınında çok yüksek çözünürlüklü bir. Hubble devam ediyor mu görevine? Hubble devam hala ediyor. Hala gidiyor. Evet. Uzaklaşıyor. Chandra'nın da Türkçemizdeki Uçandro. Dönüyor. Dan geldiğini söyleyebiliriz değil mi? Uçandro yerine Chandra. Evet. Uçandro. Evet. Çok güzel oldu. Onlar da Afrika'dan. Güney Afrika'dan size. Çok teşekkür ederiz. Muz yaprağından bir sanat eseri. El yapımı. Sevgili izleyicilerimize gösterelim. Evet. Şu şekilde. Bakayım. Aynısı mı? Benziyor. Bakayım. Benimki daha iyiymiş. Benimki daha güzel. Evet gördüğünüz gibi benimki daha güzel sevgili izleyiciler. Benimkinin daha iyi olduğunu hepiniz gördünüz sevgili izleyiciler. Çok teşekkür ederiz. Peki bu UFO'larla ilgili Cenk'in birkaç sorusu var diye biliyorum. Evet şu UFO'ları yani mesela diyelim ki şu an izleyenler ben diyor ki evde astrobiyoloji yapacağım böyle şey yapacağım. Bunu evde çalışarak olabiliyor mu? Yani Udemy'den filan dersini alabiliyor muyuz? Alabilirsiniz de şeylere bu teleskoplara erişim yani çoğu veri şey aslında halka da açık. Alabilirsiniz, her şey yapabilirsiniz. Ama zaten X-ray uydusu göndermek dışında pek de bir şey yapamıyoruz. Onların verileri de aslında halka açık. Ama veriler de şunlar, şurada yazanlar gibi.
Evet, bunu bayağı bir eğitim gerekiyor. O yüzden işte doktora sonrası çalışmalar vesaire yapıyoruz. Bence bu sudoku falan gibi bir şey görünüyor. Evet, mesela dünyamızın çapı 12.756 kilometres. Jüpiter ise 142 ile bizi bayağı aşmış. Ne diyorsun? Evet, ama bunu görebiliyoruz zaten. Halkası var, ondandır o. Evet. Buraya ben mesela 142.984 yerine... Pardon, Jüpiter'in halkası yok. 617 desem. Satürn'ü vardı. Ben gezegenleri Jüpiter'in çok bilmiyorum. Halkası? Gezegenleri bilmiyor musun? Sevgili izleyiciler, bu kısmı söylemedi. Hayır. Olabilir de demedi. Gezegenleri bilmiyorum da demedi. Yani aslında çok öğrendiğim şeyler. İşte lisedeyken mesela şeyleri öğrenirdik. Takım yıldızlar nerede ne zaman. Ama bir şey ilginizi çekmediği ama zaman mesela çok küçük şeyler. Bunlar hayır, şimdi şöyle bir şey olabilir yani. Gel bakalım sen nerede çalışıyorsun? İşte MIT. O zaman söyle bakalım hangisinin halkası var falan diye sana bir soru sorsa bir polis falan. Çevirip soruyor değil mi? Alt yazılı yapmıyoruz değil mi? Ben Türkçe diye rahat söyledim bunları. Tabii. Yok, hiç değil deyince problem yok. Nema problema. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bayağı bir bilgilendik sevgili uzayımızla alakalı. Senin soracağın başka bir şey var mı? Benim soracağım yani burada ben astrofizikçi olacağım. Sayısalla giriliyor. Evet. Bölüm uzay... Ben fizikçiydim. Hı-hı. Yani fizikçiyim. Normal fizik okuyup sonra astrofiziğe geçebiliyor musun? Geçebiliyorsunuz. Hı-hı. Fizik okuduktan sonra neredeyse her şeyi yapabiliyorsunuz. Yeter ki fizik okuyun sevgili. Fizik okuyun. Mutlaka fizik okuyun. Evet, fizikçilere ihtiyacımız var. Fizik zaten insana böyle bir kritik düşünme yetisi de veriyor. O çok önemli. Yani. Felsefe değil miydi o ya? Hayır, kritik düşünme değil. Yani uçaktan bir adam atlıyor. Uçak 120 km hızla gidiyor. Atladığı zaman nereye düşer? Bunlar fiziğin soruları. Ha, anladım. Serbest düşüş diyorsun. Yeah. Anlıyorum. Fizikçi olacaklar. Sonra astrofiziğe geçecekler. Ondan sonra hoca olabilirler. Ya da işte şeylerde çalışabilirler. Bu uyduların... Bu arada o hiç fırlatma şeysinde bulundun mu? Yani fırlatma yapılırken Amerika'da, NASA'da izleme şansın oldu mu? İzleme şansım oldu. Ne kadar uzaktan izledin? 3-5 kilometre. Sıcaklık geliyor mu? Yok. Esiyor mu? Ses bayağı yoğundu, çok etkileyiciydi. Çok da uzun gördük. Peki, en yakın o kadar mı yaklaşılabiliyor yani normal? Biraz daha yaklaşanlar var. Onlar işte kaçak. VIP. Kaçak yaklaşıyor. Onların saçlar yandı zaten. Oradan anlıyorsunuz. Daha biraz daha yakın olan var ama bunlar çok tabii hani kötü bir şey olmadı Türk astronotumuzu gönderdiğinizde ama onun şey etkisi hesaplanıyor yani kötü bir şey olursa çevresine ne kadar bir tahribat. Peki o kötü bir şey olma ihtimali ne kadar aza indirdiler yani eskiden eyvah patlayacaklar falan filan şimdi tamam bunları öğrendik rahat şeye kadar gider. Evet. Hatta bir gün ertelendi. Son bir kontrol falan da yapmaları gerekti. Bizim astronotumuz. Onu niye ertelediler mesela? Ya basit kontağı çeviriyorum. Telefonu açık. Anons yapıyorlar. Lütfen telefonunuzu kapatabilir misiniz? Hatırlamıyorum desem. Şimdi gelmedi aklıma. Bir paraşütle ilgili belki sorun olabilir. Yani paraşütle ilgili bir şeyi tekrar kontrol edeceklerdi. Çünkü kapsül paraşütle iniyor ya. Peki mesela şöyle bir şey olmuş. Bir paraşütü açmış daha fırlatmadan önce. Buna paraşüt müydü? Yani mesela orada tam fırlatılacak ya ben vazgeçtim falan korkuyorum. Yok. Desen ne olur? Onun için zaten o insanlar oraya hemen gelemiyor. Onun için bayağı bir testten geçiyorlar. Hocam ne kadar testten geçersen geç. Evet. Gerçeği gibi olmayacak. O yüzden ben şeyi duymuştum yani ailesinden birilerini rehin alıyorlar. Devamlı onun fotoğrafını gösteriyorlar. Vaz mı geçiyorsan bak falan diye. Ama zorlama işin diyorsun. İnsan doğası tabii. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda birkaç sene önce öyle tatsız bir durum da yaşandı. Bir psikolojisi bozulan bir astronot bağlamak suretiyle kontrol altına alındı. Peki şu an orada böyle mecburen kalan var galiba yine birkaç tane. Evet. Ruslar mıydı öyle bir şey? Yok. Amerika'da işte isim vermeyeyim bir şirket ilk fırlatışını yaptı kapsülüyle. Sonra kapsülde sorun olduğu için işte 2 ya da 3 haftalık görev 6 ayı uzadı. Maaşını veriyorlar ama değil mi? Yapıyorlar. Maaşını veriyorlarsa sorun değil. Yemeyeli. Ne yiyip ne içiyorlar yani orada? O kadar zamana şey yapan bir yedek götürüyorlar mı? O kadar götürmeseler de oraya sürekli aktif şey yapılıyor tabii. İnternetten söylüyorlar ya uygulamadan. İyi de öyle bir şey var. Madem yemek götürüyor, yemek götüren birinin arkasına atlasın gelsin. Hayır, oradan şeyi söylüyorlar. Yumurtayı kır, evet.
Tamam, şimdi sucuklu yapacaksan biraz önce suda pişir onu falan diye oradan. İşte olmuyor, uçuyor her şey. Yumurtayı kırdın, sucuğu nereye uçuracağım falan diyoruz. Uçan sucuk falan diye. Pizza istemişlerdi bir kere. Ayda. Uluslararası uzay istasyonu. Peki sen yerçekimsiz ortamı deneyimledin mi? Deneyimledim. Utanılacak bir şey. Çok fazla konuşmayayım. Şaka, adam Mars'a gitmiş. Ya söylememen gereken bir şey mi bu? Niye? Yani öyle söyleyemezsin. Ben de deneyimledim ama söylüyor muyum sana senelerde? Ben söylüyorum. Ben deneyimlemedim bak. Ben deneyim, çok kolay bir şey böyle. Deneyimleyebilenler şey mi söyleyemiyor? Evet. Deneyimlemeyenler söyleyebiliyor. Deneyimleyemeyenler. Bunlar tamam, tabii gizli bazı sınavlar falan olduğu için söyleyemiyoruz. Tamam, yani o aralarında şey yaparız, karartırız. Ama hissiyatını söyleyebilirsin. Yani o şeyde falan ne bileyim böyle yer çekimi çok artınca falan burnun mu kanıyor, ne oluyor? Yön duygunuz çok karışıyor tabii ama ki. Ama zaten testteyim, yön duygumun ne önemi var ki, oturuyorum ben orada. O sırada bakkala gitmiyorum ki. Bilinciniz biraz şey oluyor. Gider gibi. Gider gibi. Erdem için bir şey değişmeyecek yani. Her zaman öyle. Mesela şey gibi düşünün, salıncaktan yine kendinizi aşağı gittiğinizde. Luna Park etkisi. Aa, en sevdiğim. Evet. Luna Park efekti. Çok severim, evet, iç gıdıklanması dediğimiz. O devamlı oluyor. İçin bir hoş olmaz, evet. Aslında o güzel bir şey çünkü sonuçta işte o gondola da biniyorduk. Hadi tamam bitti ucuna diyordu. Gibi. Daha biz eğlenmedik bile diyorduk. Bir kere daha. Sonsuz jeton. Evet, ucuna oturuyorduk gondolların. Yani ben pek çok astronotun sırf o yüzden bile uzaya gitmeyi tercih ettiğini düşünüyorum. Edebileceğini ya da. Güzel bir his ama işte başını yastığa koyamıyorsun. Evet, ama tabii daha çok insanın uzaya gitmesini sağlamak için bu bilim kurgu filmlerinde bazı astronotlar sonunda bir tanesi Val Kilmer Mars'ta mahsur kalmıştı ya adamcağız. Evet. Öyle kötü bitimli olmaması lazım. Adam Mars'ta oh çok güzelmiş, harika, orada çiftliğini kurması falan lazım ki herkes gaza gelsin, astronot olsun. Evet, yani öyle mahsur kalmalı falan şeyler. Tabii öyle sonlar istemiyoruz ama güzel sonlu uzay maceralarına da her zaman varız sevgili izleyiciler. Evet, Mars ve de Ay'da şimdi kalıcı olarak bir kamplar kuracağız. Onun için mesela grup grup astronotlar şey giriyorlar, böyle kapalı bir alana 45 gün kalıyorlar. Kaç kişilik gruplar bunlar? Kaç tane astronot var bizim bilmediğimiz? Milyonlarca astronot var Jack. Gizli astronot yoksa. Diye bir ülke var. Ha, ne yapıyorlar? Orada işte Mars'taki koşulları, yani orada mesela bir çadır kent kurulacak dediniz, şey yapamadım. Böyle bir bubble... toplu düğün çadır kentte. Dom. Orada yani. İşte bir 4 astronot giriyorlar. Orada psikolojileri test ediliyor. İşte nasıl bir hayat geçer, nasıl olacak falan gibi. Burada hayat testleri geçer yapılıyor mi? Yapılıyor mu? falan gibisinden. Evet, ilginç gerçekten. Bir soru daha soracaktım. Bak, unuttum senin yüzünden Cenk'ciğim. Şeyi soracaktın. Uzaylılar peki o zaman bunlarla dalga geçiyor olabilir mi? Hani bak şimdi bak ne olmaz ki öyle ha falan diye seyrediyor olabilirler. Siz uzaylılara inanır mısınız? Ben inanmıyorum. Bence uzaylı diye bir şey yoktur. Buna cevap verebilmem için bir uzaylının bana bir şey söylemesi lazım. Yani derse ki sana San Francisco Köprüsü'nü satayım mı, alır mısın derse ben o uzaylıya inanmam. Ama derse ki... Ama Mars'ı şey, satayım mı derse? Mars'ı satayım derse de yemezler. Yine olmaz yani. Diyoruz. Peki şu an mesela en yakın Mars dışında hayat olabileceği düşünülen şey bu Jüpiter'in uydusu mu ne, öyle bir şey vardı? Yok, çok Ayo. Öte gezegenler var. Bizim güneş sistemimizin dışındaki gezegenleri de şu anda çalışan bir uydu var mesela. İşte TESS, Kepler gibi. Yıldızın, mesela bir yıldız güneş diyelim. Onun etrafında gezegen var mı diye bakıyorlar. O da gezegeni tabii direkt göremiyorlar. Çok parlak bir şeye baktığınızda ortadaki gölgeyi göremiyorsunuz ama o kadar hassas cihazlar ki ışığın azalmasından şeyini bile, yörüngesini görüyorlar. Ve orada bir çok uzaktaki gezegenlere de baktığınızda oradaki gazın, gördüğünüz yine fosfor gazın işte birleşiminden orada hayat olabilir mi diye çalışmalar. Sen inanıyor musun uzayda hayat olduğuna? Yani başka bir varlıklar. İlkel hayat olabilir tabii. İlkel derken yani mağara adamları falan. Onu kendini yani rahat ettirmek için söylüyor. Yani çok gelişti yemek diyelim sana. Yemek çatal bıçak falan. Yani adabı muaşire. Medeniyet görmemiş bir hayat. Evet, yani. Ayı uzaylı. Yani şey gibi bir şey olabilir mesela, öyle bir uzaylı var ki bu sülfür soluyor. Oh mis gibi falan, evet. Bunları anlayamayız ki. Öyle bir şey olabilir. Sülfür solumak. Bu arada o zaman senin uzayda insan değil ya da hayat değil, ayı olduğuna inandığını söyleyebiliriz. Olabilir, değişik. Değişik. Evet. Yani bu izlerken herhangi bir şekilde bir tanesi kafayı uzatsa ne yaparsın?
Şimdi hiç şey yaptım kafayı ki, uzatmak. Sakince bilgisayarımı kapatıp kedimin yanına. Ha, öyle bir şey mesela hakikaten herhalde. Birisi gerçekten de yaşam olabileceğine dair bir işaret aldı. İşte sinyaldir bir şeydir falan. Bunu hemen bağırıp çağırıp şey yapıyor mu yoksa? Yok. Bir şeyimiz var. Buldum falan diye. Öyle bir şey web sitesi var Telegram diye. Hatta ben oraya bir keşfim var benim. Bir web sitesi değil o ya, uygulama o. Keşfini söylesene en önce, bak bir cisim buldum diyor. Hayret bir olay. Nerede, kanepenin altında. Onu getirseydin bari. Kedi atmış olabilir. Bu mu? Onu getirseydin. Bu Newstar uydusuyla bir kalibrasyon gözlemi yapılıyordu. Orada bir cisim buldum. Cisim diyorum çünkü Newstar'ın gördüğü kadarıyla olabileceğini zannettiğimiz şeyler oluyor. Ama daha ayrıntılı bakmak için işte şimdi Chandra uydusunu kullanıyorum. Tabii ona isim olarak kendisiniz falan veremiyorsunuz. Bu isimlendirmede hep katalog isimleri ya da işte hangi uyduyla gördün ve telefon numarası deriz biz ona, işte koordinatları. Ama ben ona Tümer 1 dedim. İkisi, üçü, dördü. Neden acaba? Bakayım. Tümer ne alaka? Doğumada torun olarak... Peki mesela bu Chandra uydusunu biz de kafamıza göre kullanabiliyor muyuz? Yani bir şifresi varsa bize de versene. Yayından sonra işte. Tamam. Peki Tümer 1'in ismini Ç. Erdem olarak değiştirebilir miyiz? Bunlar konuşulabilir tabii. Yıldız falan satılıyor. Satılıyor yani, biz hala mesela Türkiye olarak şu gidip Mars'ı parsellesek, orada arsa satsak falan gibi durumlar. Olabilir ama şimdi Artemis anlaşması diye bir şey çıkardı NASA. İşte... öte yani işte dünya ötesi yerlerin barışçıl bir şekilde keşfedilmesi. Onun altına imza atan ülkeler ne kadar barışçıl olmasa da barışçıl bir şekilde uzayın parselleneceği düşünülüyor. Bana pek gerçekçi gelmiyor. Ya parsellesek ne olur? Hayat yok, gidip de orada domatesimizi ekip yaşayamadıktan sonra. Bizim Erdem'le bir tane senaryo başlangıcımız vardı da ikimiz şey arıyoruz, altın arıyoruz. Bir tane uzaylıyla karşılaşıyoruz. Ondan sonra uzaylı işte buna şey yaparken pat ölüyor. Çantasından bir tane çok böyle abuk subuk bir şey, bir tane çok parlak bir şey çıkıyor. O parlak bir şey alıp ben Erdem'in kafasına kürek kıvırıyorum, bunu bayıltıyorum, gidiyorum. Aradan yüzyıllar ya da yıllar geçiyor. Meğer Erdem'e bıraktığım şey bir tane çok acayip... O abuk subuk beğenmediği şey? Benzin, yakıtın şeyiymiş, formülüymüş. Erdem'in sülalesi köşeyi dönüyor, bizimkiler sürünüyor ama... Neyse, aynı şey gibi. Bizim de işte Selanik'ten ilk geldiklerini de şeyden vermişler. Deniz kenarından arsa vermişler. Oo. Ondan sonra bizimkiler demiş ki yok, biz ormana doğru böyle hani reçberlik falan. Şimdi oradakiler zengin oldu, biz i̇şte. Köydeyiz. İşte aynı bundan şey. 2000 yıl sonra da Mars'taki torunlarımız bunları konuşacaklar sevgili evet. İzleyiciler. Evet, bu arada su size de göre bizim senaryoyu bitirin de filmini çekelim. Su kenarında yerler alalım. Mars'ta. Mars'ta su kenarında. Bu arada evet. Su bulunan başka gezegen var mı? Yani dünyadaki gibi böyle deniz, okyanus falan. Yok. Göl, dere, kurbağalı dere de mi? Kanalizasyon. Bildiğim kadarıyla yok. Ama dediğim gibi gezegenler küçük şey. Peki siz ararken zaten su var mı yok mu diye aramıyorsunuz. Şunları görüyorsunuz. Bu ne olabilir acaba falan gibisinden evet. Tırmalıyorsunuz. Zor iş. Eğlenceli. Samanlık'ta yine aramak eğlenceli miyiz? Samanyolu'nda iğne aramak da olabilir. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok tekrar. Teşekkür ederim. En kısa zamanda Chandra'yla bir yerlere Chandra'ya çıkalım. Chandra ismini kim koymuş? Bu arada niye o isim veriyor? Uçandro'dan bir Uçandro. Türk koymuş. Uçandro. Bu 25 sene önce atıldı. Adı başkaydı daha önce. Şimdi heyecandan gelmedi aklıma. Chandra Sekhar diye bir bilim insanı var. İşte bu yıldızlar ne kadar büyük olabilir ki... kara deliğe dönüşmesin gibi. O bilim insanı için Chandra denmiş. Şurada size NASA'dan gösterdiğim şeyler aslında. Şunu da söylemek istiyorum. Bunlar 2002'de ben NASA'ya yazmıştım. İşte ben nasıl NASA'da çalışırım diye. Bana böyle şeyler göndermişlerdi. Bu zamanlarda aynı zamanda sizin müebbet muhabbeti telefonla aradığım. Ama bize yazmadın nasıl çalışırım falan sizi diye. Sizi telefonda aradım daha yakın. Ya bizi telefonla arıyorsun, NASA'ya yazıyoruz. NASA'da cevap olarak gezegen gönderiyor. Yurt dışı çok geldiği için. Halbuki bize yazsaydın biz bunun çok daha güzellerini sana yollardık. Evet. Kısmet. Ne konuşmuştuk o zaman? Yayında 2002'de miydi? Mer Marmara mermeriyle Mer Marmara mormorları evet. Ki evet. Çok önemli. Aynen, yani ülke dünyadaki bu gizem çözülmeden gidip paradigma yıldızlarda değişim. Şu var mı bu var mı diye aramak yani...
demek istiyorum. O zaman da kendisine mutlaka söylemişizdir ama bizi dinlememiş sevgili izleyiciler. Ondan sonra NASA'ya yazdım. Dedim burada böyle bir şey buldum. Mor Marmara Mermeri. Evet. Hmm. Bunun aslı nedir? Sonra işte astrofiziğe geçtim. Peki NASA şöyle bir şey yapsa, böyle bir şey bulduk. Nasıl? Burada da bakın uzaylı var falan diye böyle ortalığa fake bir şeyler atsa. NASA'nın kendi içinde var zaten böyle birkaç senede bir uzaylı kalıntıları bulduk falan diye ortaya bütçe çıkabilirleri. Bütçe kotarmak için mi? Yani biraz bütçemiz azaldı. Şöyle bir sansasyonel bir şey çıkartalım da para gelsin. Öyle bir hearing şeyler oluyor sonra. Peki şu an video çekildiği sırada henüz kim seçildi belli değil Amerika'da. Bu Trump kazanırsa filan var mıymış planları, geldi mi kulağa bir şeyler? Yani şu anda astrofizik zaten biraz zordu. Çünkü Amerika bütçeyi başka yerlere ayırıyor. O kişi de o başka yerleri daha iyi kanalize olabileceğini düşünüyorum bütçeyle. NASA'nın bütçesi daha da küçülebilir. Küçülecek. O zaman anca böyle fotoğraf, video falan bunlar takılacaklar yani. Bak bak ne yaptım falan diye birbirleriyle gösterecekler. Neyse efendim, biz de kendi ahşap, masif ahşap mekiğimizi bitirdiğimizde gider orada gördüklerimizi size bizzat canlı yayında anlatırız sevgili izleyiciler. Ayıp ediyor musunuz? Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan.